Enbiya suresi Mekke'de inmiştir. 112 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilme zamanı yaklaştı. Fakat onlar hala gaflete dalıp yüz çevirmekteler. Rablerinden onlara ne zaman yeni bir öğüt ve hatırlatma gelse mutlaka oynayarak, eğlenerek onu dinlerler kalpleri eğlenceyle meşguldür. Zulmedenler gizlice şöyle fısıldaştılar. Bu ancak sizin gibi bir beşerdir. Şimdi gözünüz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz? Dedi ki, Rabbim gökte ve yerde olan her sözü bilir. O hakkıyla işitendir ve bilendir. Onlar, hayır, bunlar karışık rüyalardır, Hayır. Belki onu kendisi uydurmuştur. Hayır. O bir şairdir. Öyle değilse önceki peygamberlerin gönderildikleri gibi o da bize bir ayet getirsin dediler. Bunlardan önce helak ettiğimiz hiçbir şehir iman etmemişti. Şimdi bunlar mı iman edecekler? Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekler gönderdik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehlinden bilgi sahiplerinden sorun. Biz onları yemek yemeyen cesetler yapmadık. Onlar ebedi de değillerdi. Sonra onlara verdiğimiz sözü gerçekleştirdik. Onları ve dilediğimiz kimseleri kurtardık ve aşırı gidenleri helak ettik. Size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik hala düşünmüyor musunuz? Zalim olan nice şehri yok ettik ve ondan sonra nice başka topluluklar meydana getirdik. Onlar bizim azabımızı hisseder hissetmez hemen oradan kaçmaya başladılar. Kaçmayın, içinde bulunduğunuz refaha ve evlerinize dönün. Çünkü sorguya çekileceksiniz, dedik. Yazıklar olsun bize, gerçekten biz zalimdik, dediler. Onları biçilmiş cansız bir ekin haline getirinceye kadar bu feryatlarını sürdürdüler. Biz göğü, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri oyun olarak yaratmadık. Eğer kendimize bir eğlence edinmek isteseydik, mutlaka onu kendi katımızdan edinirdik. Ama bunu yapacak değiliz. Oysa biz hakkı batıla çarparız da hak batılı ezer. Bir de bakarsın ki o yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız nitelikler yüzünden yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde kim varsa O'nundur. O'nun katında olanlar O'na ibadet etmek hususunda kibirlenmezler ve yorulmazlar. Gece ve gündüz gevşemeksizin tesbih ederler. Yoksa onlar Yerdeki varlıklar türünden ilahlar mı edindiler? Onlar mı ölüleri diriltecekler? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, mutlaka yer ve gök bozulurlardı. Arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları vasıflardan münezzehtir. Allah yaptığı işler yüzünden sorguya çekilmez. Ama onlar insanlar sorguya çekilirler. Yoksa onlar onu bırakıp da onun yerine kendilerine başka ilahlar mı edindiler? De ki: Delilinizi ortaya koyun. İşte bu benimle beraber olanların zikridir, anmasıdır ve benden öncekilerin zikridir. Oysa onlardan çoğu hakkı bilmezler ve onlar haktan yüz çevirirler. Biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona Benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. O her eksiklikten uzaktır. Aksine onlar melekler, değerli kullardır. Ondan önce söz söylemezler ve sürekli onun emriyle hareket ederler. Allah onların önünde olan her şeyi ve arkalarında olan her şeyi bilir. Onun hoşnut olmadığı bir kimse hakkında şefaat etmezler. Onlar Allah korkusundan ürperirler. Onlardan her kim o değil ben ilahım derse onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimlere böyle karşılık veririz. Küfre sapanlar göklerle yer birbirlerine bitişikken onları birbirinden ayırdığımızı ve canlı olan her şeyi sudan var ettiğimizi görmediler mi? İman etmezler mi? Onları sarsmasın diye yeryüzünde dağlar var ettik ve maksatlarına ulaşsınlar diye orada geniş yollar oluşturduk. Göğü korunmuş bir tavan haline getirdik. Oysa onlar göğün ayetlerinden yüz çevirirler. Geceyi ve gündüzü güneşi ve ayı yaratan O'dur. Bunların her biri bir yörüngede yüzmektedir. Senden önce hiçbir beşere ebedilik vermedik. Eğer sen ölürsen onlar sanki ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi hayır ve şerle sınıyoruz. Siz ancak bize dönersiniz. Küfre düşenler seni gördüklerinde sizin ilahlarınıza dil uzatan bu mu diyerek hep seninle alay ederler. Gerçekte onlar Rahman'ı anmayı inkar ederler. İnsan aceleci yaratılmıştır. Yakında size kendi ayetlerimi göstereceğim. Bunu çabuklaştırmamı istemeyin. Doğru söyleyenlerseniz bu vaat kıyamet ne zaman gerçekleşir derler. Küfre düşenler yüzlerinden ve sırtlarından azabı geri çeviremeyecekleri ve bir yardım görmeyecekleri zamanı bir bilselerdi. Oysa ateş onlara aniden gelir ve onları şaşkına çevirir. Ne onu geriye çevirebilirler ne de onlara bir fırsat verilir. Kuşkusuz senden önceki peygamberlerle de alay edildi ve alay edenleri alay ettikleri şey azap yakaladı. De ki, sizi gece ve gündüz Rahman'dan kim korur? Ama onlar Rablerini anmaktan yüz çevirirler. Yoksa bizden başka onları koruyacak ilahları mı vardır? O ilahlar ne kendilerine yardım edebilirler, ne de tarafımızdan bir destek görürler. Biz onları ve babalarını nimetlerimizden yararlandırdık. Nihayet ömürleri uzadı. Bizim sürekli yere gelerek, yönelerek onun etrafından azalttığımızı görmüyorlar mı? O halde üstün gelen onlar mı? De ki, ben sadece sizi vahiyle uyarıyorum. Fakat sağırlar uyarılınca çağrıyı duymazlar. Eğer onlara Rabbinin azabından ufak bir esinti dokunursa, yazıklar olsun bize, biz zulmeden kimselerdik derler. Kıyamet günü adalet terazilerini koyarız. Hiçbir kimse zulme uğramaz. Eğer yapılan amel bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa onu getiririz. Hesap gören olarak biz yeteriz. Gerçekten Musa ve Haruna hakkı batıldan ayıran takva sahipleri için bir ışık ve bir öğüt olan kitabı verdik. Onlar gizli de Rablerinden korkarlar ve onlar kıyametten de korkarlar. Bu da bizim indirdiğimiz mübarek bir zikirdir. Siz onu inkar mı ediyorsunuz? Gerçekten biz daha önce de İbrahim'e olgunluğunu vermiştik. Biz onu iyice biliyorduk. Hani o babasına ve kavmine Sürekli karşısında ibadet için dikildiğiniz bu heykeller nedir?" demişti. "Onlar biz babalarımızı bunlara tapar bulduk." dediler. "Gerçekten siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz." dedi. "Gerçeği mi bize söylüyorsun yoksa şaka mı ediyorsun?" dediler. "İbrahim, hayır. Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir." onları yoktan var eden O'dur. Ben buna şahitlik edenlerdenim, dedi. Allah'a yemin ederim ki, siz arkanızı dönüp gidince putlarınıza karşı bir tuzak kuracağım. O putların tümünü paramparça etti. Ona müracaat etsinler diye yalnız büyüğünü sağlam bıraktı. Puta tapanlar, tanrılarımıza bunu kim yaptı? kuşkusuz o zalimlerdendir, dediler. İbrahim denilen bir gencin onlara dil uzattığını duyduk, dediler. O halde onu halkın göreceği şekilde getirin, belki aleyhine şahitlik ederler, dediler. Ey İbrahim, sen mi putlarımıza bunu yaptın, dediler. Hayır, şu büyükleri bu işi yapmış olmalı. Konuşuyorlarsa onlara sorun, dedi bunun üzerine kendilerine gelerek birbirlerine doğrusu siz haksızsınız dediler. Sonra tekrar şaşkınlığa uğrayıp sen bunların konuşmadığını iyice biliyorsun dediler. Allah'ı bırakıp da size ne bir faydası ne de bir zararı olan şeylere mi ibadet ediyorsunuz dedi. Yazıklar olsun size ve Allah'tan başka taptığınız şeylere hiç düşünmüyor musunuz? Eğer bir şey yapacaksanız onu yakın ve tanrılarınıza yardım edin, dediler. Ey ateş! İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik ol, dedik. Ona tuzak kurmak istediler. Fakat biz kendilerini en büyük kaybedenler kıldık. Onu ve Lut'u kurtararak alemler için kutlu kıldığımız yere yerleştirdik. İshak'ı ve fazladan bir bağış olarak Yakub'u ona verdik. Hepsini de iyi kimseler yaptık. Onları emrimizle hidayete erdiren imamlar yaptık. Kendilerine hayırlı işler yapmayı, namazı hakkıyla kılmayı ve zekatı vermeyi vahyettik. Onlar sürekli bize ibadet eden kimselerdi. Lut'a da hikmet ve ilim verdik ve onu kötü işler yapan beldeden kurtardık. Onlar kötü ve sapkın bir topluluktu. Onu rahmetimize yerleştirdik. Gerçekten o salihlerdendi. Ve Nuh'u da an. Hani o daha önce bize yalvardı. Biz de onun duasını kabul ettik. Böylece onu ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayan kavme karşı ona yardımda bulunduk. Onlar kötü bir topluluktu. Onların tümünü suda boğduk. Davut ve Süleyman'ı da an. Hani ikisi topluluğun koyunlarının geceliğin otlamış olduğu ekin hakkında hüküm veriyorlardı. Biz de onların hükümlerine şahittik. Süleyman'a bu meselenin çözümünü anlattık. Onlardan her birine hikmet ve ilim verdik. Dağları ve kuşları Davut'la beraber Allah'ı tesbih, et Allah tesbih etmeye yönelttik. Ve biz bu gibi işleri yapmaktayız. Ona savaşta sizi koruyacak zırh yapma sanatını öğrettik. Artık şükreder misiniz? Süleyman'ın emrine de şiddetli rüzgarı verdik. Onun emriyle kutlu kıldığımız yere doğru eserdi ve biz her şeyi biliyorduk. Onun için dalgıçlık yapan ve başka işler gören şeytanları da emrine verdik ve biz onları gözetiyorduk. Eyyub'u da an. Hani o Rabbine şöyle yalvarmıştı. Sıkıntı ve belaya düçar oldum. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Biz de onun duasını kabul ettik. Katımızdan bir rahmet olarak ve ibadet edenlere bir öğüt olsun diye başına gelen sıkıntıyı giderdik. Ailesini ve onlarla birlikte onların bir mislini ona verdik. İsmail'i, İdrisi ve Zülkifl'i de an. Onların hepsi sabredenlerdendi. Onları rahmetimize yerleştirdik. Gerçekten onlar salihlerdendi. Zünnun'u da an. Hani o öfkeli bir halde gitmişti. Kendisini asla sıkıntıya düşürmeyeceğimizi sanmıştı. Sonunda karanlıklarda senden başka ilah yoktur. Sen her eksiklikten münezzehsin. Gerçekten ben zalimlerdenim diye yalvardı. Biz de onun duasını kabul ettik ve onu üzüntüden kurtardık. İşte müminleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine yalvararak şöyle demişti: Ey Rabbim, beni yalnız bırakma. Sen mirasçıların en hayırlısısın. Biz de onun duasını kabul ettik. Ona Yahya'yı verdik eşini de doğurmaya elverişli hale getirdik. Onlar iyi işlere koşar, ümit ve korkuyla bize yalvarır ve bize karşı mütevazıydılar. O kadını Meryem'i de an. O ırzını korudu, biz de ona kendi ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu alemlere bir ayet kıldık. Gerçekten bu İslam dini tek bir din olarak sizin dininizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin. Ama onlar dinlerini aralarında böldüler. Onların hepsi de bize döneceklerdir. Kim mümin olarak iyi işler yaparsa artık onun çabasına nankörlük edilmez. Biz onun iyiliklerini hesabına yazmaktayız. Helak ettiğimiz şehirler için artık geri dönüş yasaklanmıştır. Onlar dünyaya geri dönemezler. Yecüc ile Mecüc setti açıldığı, onlar her tepeden akın ettikleri ve Hak Vadin yaklaştığı zamana kadar bu böyle devam eder. Derken birden küfre düşenlerin gözleri dona kalır. Yazıklar olsun bize. Bundan habersizdik. Gerçekten biz zalimdik derler. Siz ve Allah'tan başka taptıklarınız cehennemin odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz. Eğer onlar ilah olsalardı oraya girmezlerdi. Oysa hepsi orada sürekli kalırlar. Orada onların sızlayıp inlemesi vardır ve onlar orada bir şey işitmezler. Ama tarafımızdan kendilerine güzel bir söz verilen kimseler işte onlar ondan uzak tutulurlar. Onun uğultusunu duymazlar. Ve onlar gönüllerinin dilediği nimetler içinde sürekli kalırlar. Büyük dehşet onları üzmez. Melekler onları karşılarlar ve onlara derler ki, İşte bu size vaat edilen gündür. O gün yazılı sayfaların tomarını dürer gibi göğü düreriz.'' Yaratılışı ilk defa başlattığımız gibi onu tekrar geri çeviririz. Bu üzerimize aldığımız bir sözdür. Kuşkusuz biz bunu yapacağız. Gerçekten zikirden tevrattan sonra zeburda da yeryüzüne mutlaka salih kullarım mirasçı olacaklar diye yazdık. Gerçekten bunda kulluk eden topluluk için açık bir mesaj vardır. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik." de ki "Bana sizin ilahınızın sadece tek bir ilah olduğu vahyedilmektedir. Şimdi siz buna boyun eğecek misiniz? Eğer yüz çevirirlerse" de ki "Ben size eşit şekilde hakkı ilan ettim. Size vaat edilen azabın yakın mı uzak mı olduğunu bilmiyorum. O açıkça söylenen sözü de bilir, gizlediğinizi de bilir. Bilmem, belki de bu sizin için bir imtihandır ve bir süreye kadar sizi yararlandırmak içindir. Peygamber, Rabbim, hak üzere hükmet. Rabbimiz Rahmandır ve nitelemelerinize karşı ondan yardım dilenir, dedi. Kurumsal veya kişisel çalışmalarınız için profesyonel seslendirmeye mi ihtiyacınız var? Haber, reklam, makale, kitap, tanıtım filmi, dublaj seslendirilmesini istediğiniz tüm içerikler için bize ulaşabilirsiniz. Gerek bugüne kadar ürettiğimiz içerikler, gerekse farklı kurum ve kişiler için yaptığımız çalışmalarla seslendirme alanındaki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Detaylı bilgi için 0535 468 9014 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.